mensupları. Sabah Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel ve bir grup milletvekili arkadaşımız Ankara dışına çıktı. Ankara'nın 30 kilometre dışında bir insanlık ayıbına müdahale etmeye, bu insanlık ayıbına maruz kalanlara destek olmaya gitti. Kendisine teşekkür ediyoruz, milletvekillerimize. Tabii görevini yaptı. Eski Türkiye'de, beyefendinin beğenmediği eski Türkiye'de, yani 30 yıl önce on binlerce madenci Zonguldak'tan Ankara'ya hak arama yürüyüşü yapabildi. Haklarını aldılar, almadılar. Ama yürüyüşü yapabildiler. Şimdi Ankara girişinde 40 maden işçisi, madenci emeklisi abluk altında. Ankara'ya 30 kilometre mesafede 40 maden işçisi, madenci, 880 maden işçisinin 8 yıldır sürüncemede bırakılan, söz verildiği halde yerine getirilemeyen haklarını, tazminat haklarını almak için devlete çare kapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek istiyorlar, lakin giremiyorlar. Ankara'ya sokulmuyorlar. Eski Türkiye, eski Türkiye diye beyefendi aşağıladığı eski Türkiye'de 70 bin madenci Ankara'ya gelebildi. Nereden nereye geldik? Ne istiyor maden işçileri, dert ne? Yaklaşık bugünkü parayla 25 milyon TL'yi bulan tazminat hakları. 8 yıldır uyar madencilikten kaynaklı tazminat hakları. Söz verildi, alacakları bunların yerine getirilmiyor. Bu işçiler, bu hak sahiplerinin, bu mağdurların içinde gözünü kaybeden Ali Kandemir de var. Ayakları kopmuş İdris Sarıkaya da var. Hak edilen, talep edilen meblağ ne? 25 milyon TL yaklaşık. Değerli arkadaşlar, bu 25 milyon TL nedir biliyor musunuz? Birkaç gündür, birkaç haftadır konuşuyoruz. Hani saraya çok pahalı 3 adet Mercedes otomobil alınmıştı. O 3 adet otomobile verilen paranın yarısı ya. Yarısından az. Saraya alınan 3 Mercedes'e 54 milyon TL ödedi bu devlet. 880 işçinin tazminat alacağı hibe değil, ulüfe değil, bağış değil, nakit yardımı değil. Alacakları 25 milyonu ödememekte direnen bir devletle karşı karşıyayız. Buradan 84 milyona çağrı yapıyorum. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa, 880 maden işçisinin bu derdine, bunların uğradığı haksızlığa karşı AK Partilisi ile CHP'li ise hepimizin ortak tepki vermesi lazım. Üzüldüğüm bir konu da bununla ilgili. Madencileri temsilen 4-5 arkadaşımız meclise gelmiş. 4 arkadaş galiba. AK Parti Grup Başkan Vekili, bana mı çalıştınız, bana mı oy verdiniz demiş. Pes ya. Vallahi pes. Meclise, yani milletin çare kapısına başvuran bir insana söylenecek en son söz bile bu olamaz değerli arkadaşlar. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Değerli basın mensupları, biz yanlış laf edersek düzeltmesini bilenlerdeniz. Ben dün burada yanlış bir laf ettim. Eksik bilgiye dayalı bir laf ettim. Beyefendinin şimdi saray yaptığı Okluk Koyun'da merhum Turgut Özal'ın 3+1 bir daire, yazlık dairesinde hanımefendi Semra Özal'ın kuru fasulye pilav yaptığını söylemiştim. Her dönem haksızlıklara karşı duran, iktidardakiler düşüncesiyle ortak bile olsa haksızlıklarına karşı duran Uğur Dündar bu durumu, benim bu yanlışımı düzeltmiş. Uğur abiye buradan çok teşekkür ediyorum. Kendisi de çünkü oradaydı. Ben dün onları kısmatladım. Hanımefendi Semra Özal,
dönemin cumhurbaşkanının eşi muhalif gazetecilere nohutlu pilav yapıp pişirip ikram ediyor. Uğur Dündar'a ve Ertuğrul abi, Ertuğrul Özkök'e. Nereden de nereye geldik? Şimdiki cumhurbaşkanı da kendine muhalif olan gazetecileri hapse gönderiyor. Farka bakın. Rahmetli Özal'a da muhalif etmişliğimiz var. Nurgöl'ünde yatsın. Ama nereden nereye? Okluk koyunda 3+1 basit bir devlet lojmanı niteliğindeki dairede rahmetli Özal tatil yapıyor. Şu anda sağ Allah uzun ömür versin hanımefendi de iki muhalif gazeteciye nohutlu pilav yapıyor. Beyefendi de şimdi bu kadar süper lüks buraya, buna biraz sonra az daha değineceğim, saray yapıyor. İşte eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin iki farkı. Birinde 70.000 madenci Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyebiliyor idi. Birinde dönemin cumhurbaşkanı kendisine muhalif gazetecileri evinde ağırlayıp muhterem hanımefendi onlara eliyle nohutlu pilav yapabiliyordu. Şimdi 40 madenci Ankara'ya sokulmuyor. Şimdi muhalif gazeteciler cezaevine sokuluyor. Erdoğan'ın anlayışı, yaklaşımı işte böyle bir yaklaşım. Ve bugün enteresan demiş ki biraz önce istikametini kaybedip avara kasnak dolaşanlara memleketi teslim etmeyeceğiz. Erdoğan. Kimse istikametini kaybetmedi. İstikametini sen kaybettin. Rotanı sen kaybettin. Sen kaybetsen benim meselem olmaz. Türkiye istikametini kaybetti. Senin rotasızlığından, pusulasızlığından. Millet memleketin bozduğun rotasını düzeltmek için senden kurtulacak. Memleketi teslim etmeyeceğiz ne demek? Buna millet karar verir. Sen veremezsin. Daha önce de bir AK Parti yöneticisi böyle bir laf etmişti. Ne demek istiyorsun yani? Teslim etmeyeceğiz derken sandık sonuçlarına karşı başka bir düşüncen mi var? Varsa onu bilelim. Ama millet merak etmesin. Millet sandıkta kararını versin. Millet sandıkta Erdoğan'ın bozduğu Türkiye rotasını yeniden rayların üzerine oturtma kararını versin. Gerisi hallolur. Senin ona gücün yetmez. Memleketi teslim etmeyeceğiz lafın geçersizdir, boştur, yok hükmündedir. Beyefendinin aklı sarayda, fikri uçakta. Başka bir derdi yok. Akıl sarayda, fikir uçakta. Bugün bile bize esmiş gürlemiş. Gelince uçakları satacaklarmış demiş. Trenle mi gideceksiniz demiş. Tarifeli seferle mi gideceksiniz demiş. Evet. Tarifeli seferle de gideceğiz elbette. Gerekirse büyük Atatürk gibi, İsmet Paşa gibi trenle de gideceğiz. Gerekirse merhum Ecevit gibi otobüsle de gideceğiz. Ancak 13 uçağında o hepsini satacak değiliz. 11'ini satarız, ikisi devlete yeter. Bizim yönettiğimiz devlet de Kıbrıs'a 7 özel uçakla gidilmeyecek Erdoğan. Niye gidilmeyeceğini de anlatacağım. Bizim yönettiğimiz devlette mafyadan uçak tahsisi yapılmayacak. Mafya yöneticilerinden, kara para aklayıcılarından uçak alıp devletin bakanlarını sağa sola gezdirmeyeceğiz. Aynı ile, aynı açılışa 3 bakan, 3 ayrı özel uçak tutup gitmeyecek bizim yönetimimizde. Ve biz 13 tane devlet uçağına, özel uçağa, süper lüks uçağa Türkiye için ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye mantığıyla yaklaşırız. Sen milletin halini dün anlattın, bugün biraz sonra biraz daha anlatacağım. Merkel'in 13 tane özel uçağı yok. Ama Türkiye'de işsizlik, gerçek işsizlik %27. Merkel'in özel uçağı yok ama işsizlik %3 Almanya'da. Nasıl olacak şimdi bu? Merkel otobüse biniyor, dolmuşa biniyor, taksiye, otomobile, tarifeli uçağa biniyor. Ama Almanya'da gençler iş krizine, gelecek kaygısına kapılıp intihar etmiyor. Gençler böbreğini satmıyor. Gençler uyuşturucu batağına saplanmıyor. Erdoğan, bunu da bileceksin. Şimdi bugün beyefendi teşkilatlarına
bir mesaj vermiş. Demiş ki, kapı kapı dolaşacaksınız. Sıkmadık, el bırakmayacaksınız. 2023 seçimleri çok önemli. Ya 2023 seçimlerini eğer 2023'te yapacaksan, tam 2 yıl var ya. Her gün teşkilatlara çıkın, kapı kapı dolaşın. 2 yıl önceden memleketi seçim havasına, teşkilatını seçim havasına niye sokuyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Ve biliyorum ki seçimin 2023'te olmayacağını Erdoğan da biliyor. Erken bir seçim olacağını Erdoğan da öngörüyor. Yalnız benim anlamadığım şu. Şimdi mesela İstanbul milletvekili kapı kapı dolaşıp ne diyecek? Pandemide dağıttığın 10 milyarı elektrik ve doğalgaz zammıyla 2 katıyla milletten geri aldığını, o elini sıktığı esnafa nasıl anlatacak AK Parti İstanbul milletvekili, merak ediyorum. Ya da AK Parti il başkanı sadece son 2 yılda milletin sofrasından çaldığın, dün anlattığım 4 ekmeği 7 yumurtayı artı 6 litre ayçiçek yağını senin İstanbul il başkanın Zeytinburnu'nda nasıl anlatacak, merak ediyorum. Ya da senin ilçe başkanların Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını birkaç gecede nasıl buharlaştırdığını Güngören'deki muhtara nasıl anlatacak? Çok merak ediyorum. Ya da senin kadın kolları başkanın, İçişleri Bakanı'nın iddia ettiği mafyadan her ay 10 bin dolar alan AK Partili siyasetçiyi Bağcılar'daki esnafa nasıl anlatacak? Merak ediyorum. Ya da senin gençlik kolları başkanın kendi bakanlığına dezenfektan satan ticaret bakanını mahkemeye çıkarmadığını, yargılatmadığını Bakırköy'de metrobüsteki vatandaşa nasıl anlatacak, onu da merak ediyorum. Ya da senin milletvekilin 15 Temmuz'da topladığın 309 milyon lirayı 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine neden vermediğini nasıl anlatacak? Merak ediyorum. Ya da senin genel başkan yardımcın, senin genel başkan yardımcın, bahçeli evlerde devletten 3-4 maaş alan AK Parti eskisi siyasetçileri ve bürokratları bahçeli evlerdeki manava nasıl anlatacak? Merak ediyorum. Ya da senin genel başkan yardımcın 5 müteahhite 220 milyar liralık ihaleyi nasıl verdiğini nasıl anlatacak İstanbul'da, Kadıköy'de, Sultan Gazi'de, Sultanbeyli'de, merak ediyorum. Ya da senin milletvekilin, Plan Bütçe Komisyonu başkanın, Plan Bütçe Komisyonu üyelerin, KİT Komisyonu üyelerin, Ziraat Bankası'nın 750 milyar doları Demirören'e nasıl peşkeş çektiğini İstanbul'da, Silivri'de nasıl anlatacak, Tuzla'da nasıl anlatacak, onu da merak ediyorum. Sarayları geçiyorum. Ya da senin il genel meclisi üyen, Anadolu'da AK Parti il genel meclisi üyen, tarladaki traktörü, ahırdaki öküzü haczedilen çiftçiye, tarım kredi kooperatifi borçlarının altında inim inim inleyen çiftçiye, AK Partili il genel meclis üyesi ahırdaki öküzü nasıl haczettiğini nasıl anlatacak da elini sıkacak, çok merak ediyorum. Haklarını gasp ettiğin EYT'lilere gönderecek bir genel başkan yardımcısı bulamazsın. Haklarını gasp ettiğin EYT'lilere gönderecek bir milletvekili bulamazsın. Sakın il ilçe başkanlarını gönderme. Yine milletvekili falan derler ama ilçe başkanlarıyla kavga derler. EYT'lilerin öfkesine kadrolarını nasıl gönderip de onların ellerini sıkacaksın? Onu da merak ediyorum. Şehit olmaktan korkmayan, ölmekten korkmayan ama emekli olmaktan korkan kahraman Türk polisimize hangi AK Parti milletvekili gidecek de karakolda elini sıkacak? Merak ediyorum. Sandıktan çıkarmadığın
Ama 2,5 milyar dolar ödediğin S-400'leri hangi AK Parti milletvekili gidip Anadolu'da anlatacak? Onu da merak ediyorum. Ve paramızı verdiğimiz halde alamadığımız, kullanamadığımız F-35'leri, paramıza çökülen F-35 paralarımıza çökülerek bize verilmeyen, bu sebeple de hava savunma sistemimize büyük bir darbe vuran F-35 kepazeliğini hangi milletvekilin gidecek de Konya'da, Eskişehir'de, Adana'da, Malatya'da anlatacak, onu da merak ediyorum. Bence milletvekillerini, örgütünü sahaya gönderirken bütün bu sorulara da bir cevap hazırlarsan çok iyi edersin diye düşünüyorum. Bugün beyefendi gençlere seslenmiş. Bu ne pişkinlik? Vallahi pes. Pişkinliğin bu kadarına pes. Gençlere şöyle demiş. Gençlere seslenmiş, müşteri olun demiş. Kimse sahipsiz değildir demiş. Siz sahipsiz değilsiniz demiş. Vallahi Erdoğan, hangi milletvekilin gençlere gidip de bu sözünü tekrar edecek bilmiyorum. Ama senin gönderdiğin il ilçe başkanlarına, milletvekillerine gençler şunu diyecek. Gölge etmeyin, başka ihsan istemem diyecekler. Gençlerin geleceğini çaldınız, umutlarını çaldınız, hayallerini çaldınız. Gençler parasızlıktan kız arkadaşlarıyla oturup bir kafede supangele yiyemez, kola içemez hale geldi. Gençler bunalımda. Sen tutmuşsun gençlere, merak etmeyin diyorsun. Erdoğan, gençler korkuyor. Ama senden değil, gençler işsizlikten ve iş bulamamaktan korkuyor. Yoksa gençler senden korkmuyor, sandığı bekliyor bizim gibi, çiftçiler gibi, esnaf gibi. Dün söyledim, enflasyonda ve faizde dünya klasmanında ilk ondayız. Değerli arkadaşlar, işsizlikte de Erdoğan'ın bugün seslendiği gençler için söylüyorum, işsizlikte de tablo çok vahim. Üzülerek söylüyorum, içim burkularak söylüyorum, işsizlikte de Türkiye dünya klasmanında. Şöyle söyleyeyim, TÜİK verilerine göre işsizlikte dünya 32.siyiz 13.9'la. Ama gerçek işsizlikte, yani iş başvurusunda bulunmayan, umudu kestiği için iş aramayanlarla birlikte Türkiye'nin reel işsizliği %27.4'tür. Bununla dünyada 6. sırada Türkiye. Yani bizden daha kötü durumda olan 5 ülke var işsizlikte. Nijerya, Bosna Hersek, Güney Afrika, Angola ve Filistin. Bizden kötü dünyada 5 ülke bu. Gerisi bizden iyi. Sen de tutmuşsun, gençler sahipsiz değil diyorsun. Hakikaten gençlere gölge etmesin, başka ihsan istemez. Değerli arkadaşlar, her 4 gençten biri işsiz. Bu şu demek. Türkiye'de genç işsizlik oranı %25.6 demek. Bunlar resmi rakamlar. 1.310.000 genç 15 yaş ile 24 yaş arasında işsizlikten bunalımda. Sen de 13 uçağınla, yazlık, kışlık, avlak saraylarınla, uçan yüzen saraylarınla zevkü sefadasın. Bunu nereye koyacağız Erdoğan? Bunu nereye koyacağız? Gençler Türkiye'de yaşamak istemiyor. Bir yönetim için bundan büyük ayıp olmaz, bundan büyük kusur olmaz, bundan büyük beceriksizlik olmaz. Üstelik Türkiye 1970'li yıllardan beri dünyanın en büyük 20 ekonomisine sahip ülke içindeyken. Hani olmaz da yok kardeşim deriz ya. Varlığı da yokluğu da birlikte bölüşelim deriz. Ama hayır, bizimki için iki tür insan var. Biri varlıkla sınanan, biri yoklukla. Millet yoklukla sınanacak, beyefendi varlıkla. Oh, ne ala memleket. Ne ala memleket. Değerli arkadaşlar, hep söylediğimiz bir şey var. Adalet ölürse devlet ölür. Suç örgütü yöneticisinin iddialarına Cumhuriyet Savcıları, İçişleri Bakanı'nın iddialarına da siyasetin el atması gerekir. İçişleri Bakanı'nın iddiası, 10 bin dolar iddiası siyasetin üstünde kara bir gölge gibi durmakta. Peki ne yapılması lazım? Adalet Bakanı da dün bir laf etti. Adalet Bakanı dedi ki yargıyı yargıya bırakalım. Herhalde bunu bana söylemedi.
Adalet Bakanı bunu Erdoğan'a söylemiştir. Şunun için söylemiştir, söylemesi de gerekir. İçişleri Bakanı Cumhuriyet Savcılarına isim verdi mi? 10 bin dolarla ilgili? Hayır, vermedi. Cumhuriyet Savcıları resen harekete geçti mi? Hayır, geçmedi. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir araştırma komisyonu kurdu mu? Hayır, kurmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir soruşturma komisyonu kurdu mu? Hayır, kurmadı. Bu konuda saray konuştu mu? Konuşmadı. Siyaset kurumu ve meclis bu gölge ve bu şaibe altında daha fazla itibarsızlaştırılmamalıdır. Bu konuda en büyük görev, tekrar ediyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun Sayın Başkanı'na düşer. Sayın Adalet Bakanı, 10 bin hakim savcı alacağız, pardon, 1000 hakim savcı alacağız, sisteme dahil edeceğiz demiş. Güzel. Fakat yargı vesayet ve baskı altında olduğu müddetçe 1000 değil Sayın Bakan, sevgili Bakan, 1000 değil, 10 bin hakim savcı alsan da 10 bin dolar kepazeliğini açığa çıkaramazsın. Bunun için 6500 savcı içinde, mevcut savcı içinde hala bir yürekli, bir erdemli, bir cesur, bir vatansever savcı aramaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Cumhur İttifakı'nda Süleyman Soylu Soğuk Savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Sanki sen Mustafa abi soğuk savaş deme de buna istersen bilek güreşi de gibi baktın bana. Ben öyle anladım. Şimdi enteresan şeyler oluyor. Devlet çürürse her şey biter, toplum çürür diyoruz. Hakikaten bir soğuk savaş mı, bir bilek güreşi mi bilmiyorum. Ama iki somut olay söylemek istiyorum. Beyefendinin şahsından, görev niteliklerinden bağımsız olarak İstanbul Emniyet Müdürümüz, önceki İstanbul Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürümüz, şimdiki aynı kişiden bahsediyorum. Emniyet Müdür Yardımcısı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı dedi ki hadi beni görevden alın da göreyim dedi. Beyefendi haklıdır, namusludur, hiç bunda bir şeyim yok. Ama orta yerdeki İçişleri Bakanı'na dedi ki hadi beni görevden al da göreyim dedi. Emniyet müdürleri, emniyet müdür yardımcıları, genel müdürler İçişleri Bakanı'na bağlıdır. Görevden alsın diye demiyorum. Ama alamayacağını da öngörüyorum zaten. Bir bu tablo var. Bir de enteresan bir tablo yaşandı. Andımıza sahip çıkan Trabzon Emniyet Müdürümüz soluğu sudan daldı. Tabii bu arada Sayın Bahçeli de Süleyman Soylu'yu yedirtmem naraları atmıştı salı günü. Şimdi Devlet Bahçeli'ye rağmen Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu ile sosyal mesafeyi korurken Bahçeli'ye de kararnameyle bir cevap verdi Erdoğan. Bahçeli diyor ki sosyal mesafeyi kapatın, İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı da sosyal mesafeyi inatla korumaya devam ediyor. Ve bir kararnameyle de aslında Bahçeli'ye bir cevap veriyor. Dünya bilek güreşi şampiyonumuz Abdülsamet Ocakoğlu ile iftar ediyoruz. İftar ediyoruz. Sayın Erdoğan da Abdülsamet kardeşimizle bir Zoom toplantısında bir görev verdi. Dedi ki Sanayi Bakanı ile bir bilek güreşi yap dedi. Hakikaten yaptılar. Şampiyonumuz Sayın Bakanı da yendi. Biz de bunu keyifle izledik. Fakat benim gördüğüm şudur. Şu anda Süleyman Soylu'nun sırtında Erdoğan'la Bahçeli bilek güreşi yapıyor. Fakat ben bunu çok keyifle izleyemiyorum. Çünkü bu bilek güreşi aynı zamanda devleti de çürüten bir tablodur. İbretlik bir tablodur. Devlette ehliyet liyakat diyoruz. Fakat tam tersi iş ve o işlemler yapılmaya devam ediyorlar, ediliyor. Bakın değerli arkadaşlar, bu AK Parti ilçe başkanlığından üyelere atılan mesaj devamı da var. Bir WhatsApp çıktısıdır bu. Burada deniyor ki Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Şartları sayıyor. Başvuru tarihi itibariyle iç güç tariflerinde belirtilen bölümlerde mezun olmak vesaire vesaire. Ankara dahil Türkiye genelinde birçok branşta teknik eleman alınacak. Başvurular İşkur üzerinde olacaktır. Devam. Devam.
başvuru yapan adaylar başvuru formlarını ilçe sekreterimiz Pınar Hanım'a gönderecek. Nokta. Dün söyledim, tekrar söylemek istiyorum. AK Parti'nin çocukları da bizim çocuklarımız. Hiç şüphe yok. Ama hak, hukuk, adaleti diskur edinmiş bir partiyiz. Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum. Bu saatten sonra bu alımı yapamazsın. Bu alımı yaparsan AK Parti teşkilatlarının referansıyla 3500 kişiyi Milli Savunma Bakanlığı'na almış olursun. Bu ayıptır. Bu ahlaksızlıktır. Bu yanlıştır. Bu hak yemektir. Bu hukukun dışına çıkmaktır. Bu hala adaletsizliktir. Bu ne kepazelik? İlçe başkanı diyor ki başvurularınızı yapın. Şartlarınız tutuyorsa başvuru formlarını da CV'lerinize gerek yok diyor. Başvuru formlarınızı bize ilçemize bırakın, biz halledelim. İşte hep söylediğim devletin çürüdüğünün yeni bir göstergesiyle de maalesef karşı karşıyayız. Sonuç. Değerli arkadaşlar, bu yaşananlar başka bir ülkede yaşansa, devlet mafyayla bu kadar iç içe geçmiş olsa, işsizlik oranları Filistin'le aynı noktaya, Angola'yla, Nijerya'yla, Güney Afrika'yla aynı noktaya gelse, Türkiye'de kıyamet kopardı. Ama en baştan söyleyeyim, yine söyleyeyim. Türkiye'de, eski Türkiye'de demokrasi vardı, nezaket vardı, hukuk vardı, adalet vardı. Muhalefete saygı vardı. Erdoğan'ın Türkiye'sinde soygun var, yağma var, devletin çürümesi var, devletin mafyayla kol kola girmişliği var, israf var. Ve bu saydıklarımın hepsi hem haramdır hem günahtır. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Soru yok. Teşekkürler.